Zeynep. Gözünü aydın demek için aradım. Deniz'in bulunmasına çok sevindim. Bak izin ver yanında olayım. Bütün bunlara ben sebep oldum. Bırak düzeltmene yardımcı olayım. Acelem var Semih. Zeynep lütfen. Ya çekilir misin şuradan? Bir daha oğlumla arama girmene izin vermeyeceğim Semih. Hayatıma da. Zeynep ben senin kocanım. Böyle kolay değil. Bugün avukatlara talimat verdim zaten davayı açacaklar. Bence sen de kendine yeni bir hayat kursan iyi edersin. Ha bu arada gelmişken lütfen eşyalarını topla. Belki bir daha vaktin olmayabilir. Her şey yoluna girecek Zeynep Hanım. Lütfen içinizi rahat tutun. İnşallah dediğin gibi olur Musa. İnanın olsun. Deniz'i tamamen kaybetmiş olmaktan o kadar korkuyorum ki. Ve gittiğimde neyle karşılaşacağım hiç bilmiyorum. Hakan vicdanlı adamdır. Size destek olacaktır. Ayrıca Deniz'in de sizi ne kadar çok sevdiği ortada. Çocuk sonuçta. Bugün kızar, yarın unutur. Bırakmasaydın keşke yine de. Zorla tutacak halimiz yok ya. Ne olacaksa olsun. Doğru. Kız haklı aslında Aslan Bey. Uzaktan uzağa çözülmez ki bu iş. Evlat bu. Bozburnu'na da gidecek. Gerekirse dünyanın öbür ucuna da. Ama keşke beni dinleyip birkaç gün geç gitseydi. Asıl endişen ne senin? Hırpalanacak kız Aslan. Deniz muhtemelen onunla konuşmayacak. Hakan da çok kızgın. Telefonda onca hakareti eden yüz yüze neler demez. Of bilmiyorum. Bütün gece uyuyamadım bunları düşünmekten. İki dakikan var mı? Gel gel. Konsantre olamıyorum zaten hiçbir şeye. Ya babam şu dosyayı verdi çalışmam için de hiçbir şey anlamadım. Sebi sabahtan beri okuyorum bir baksana. Ya bunların bir terminolojisi var. Yani yanında sözlük olması lazım. Yoksa işin çok zor. Şuraya bak. Forwarder, kaşimento, storage, demuraj. Ya bu ne ya? Ya biz ne yapıyoruz? Biz taşımacılık mı yapıyoruz? Uzaya uydu mu yolluyoruz anlamadım ha. Sebi Bey müsait misiniz? Evet, ne vardı? Zeynep Hanım aradı bu sabah. Sanırım bir boşanma kararı alınmış. Öyle mi dedi? Bir an önce evrakları hazırlamamı istedi. Ben de size bir danışayım dedim. Anlıyorum. O zaman imza için birazdan geleyim. Henüz bir şey yapmayın. Ben size haber vereceğim. Ama... Peki Semih Bey. İyice kafayı yedi bu kız ha. Ne oldu konuşacaktınız siz sabah? Konuştuk. Daha doğrusu o konuştu, ben dinledim. Yani sonuç Semih? Kararlı. Bu işi bitirecek. Rahat ver be Semih.
gene yaptın gene bir şey diyecek. Vur. 4. Pardon, Hakan Kaptan'ı nerede bulabilirim biliyor musunuz? Hakan Kaptan bu saatte denizdedir herhalde değil mi arkadaşlar? Hasan sen niye arıyorsun bizim kaptanı? Akrabası falan mısınız yoksa? Ben Deniz'in annesiyim. Bir yanlışlık olmaz. Kaçta geliyor bu tekneler? Dönüşe geçmişlerdir şimdi. Bacım buradan dümdüz gideceksin. Gajın kim geçerse soru vereceksin Hakan Kaptan diye. Ondan seni gösteriverirler gari. Peki. Teşekkürler. İyi günler. Hadi gülü 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 gülü. Baktı işte. Saydın Deniz'in anası mıdır bu şimdi? Benziyor da vallahi. Allah Allah. Hayret vallahi ya. Hadi abine bakalım hadi at. Biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Zeynep abla. Ama bak ben özür dilemek için geldim. Haklısın. Hatamı biliyorum ve annen olarak sana... Benim annem öldü. Hayır. Senin annen yaşıyor. Sen beni terk ettin. Deniz. Deniz lütfen beni dinler misin? Hani biz seninle kafede ilk tanıştığımızda bir şey anlatmıştım ya sana. Benim oğlum öldü demiştim. Adı Deniz demiştim. Doğruydu. Benim hikayem böyleydi Deniz. Ama sonra... Bana da bir Deniz hikayesi anlatıldı. Küçüktüm. İnandım. Ama sen büyüktün. İnanmamalıydın. Deniz! Deniz lütfen beni dinler misin? Deniz! Oğlum lütfen bir fırsat ver bana. Lütfen. Bence şansını fazla zorluyorsun. Burada olman bile büyük bir hata. Sen nasıl bir annesin Zeynep? Çocuğuna ne kadar büyük bir zarar verdiğini anlamadın mı daha? Senden kurtulmak için kaçtı geldi buraya. Bunu kendine nasıl izah ediyorsun? Bence utanmalısın. Tabii sende birazcık gurur varsa. Zeynep, gel biraz şurada oturalım gel. Bak gördün mü? Kalkmış peşinden gelmiş buralara kadar. Sırf senin kalbini kazanmak için. Gelme demiştim ama geldi işte. Ben olsam ben de gelirdim. Sen olsan oğlunu bırakır mıydın? O da bırakmamış ki. Bıraksa böyle gelip arar mı? Çok üzgün gözüküyordu. Evet. Sen evden kaçınca kim bilir neler gelmiştir aklına. Ödü kopmuştur sana bir şey olacak diye. Biz de aynı durumdaydık. Sen macera yaşayacaksın diye ömrümüzden ömür gitti vallahi. İstanbul'daki bütün polisler beni aramış. Ahmet abi öyle söyledi. Evet öyleymiş. Annen ortalığı birbirine katmış oğlumu bulun diye. Keşke babama gidiyorum diye yazsaydım mektubu. Keşke. O da bu kadar perişan olmazdı. İç şunu iyi gelecek. Oğlum beni istemiyor Ahmet. Benim annem öldü diyor. Ona biraz zaman vermelisin. Bütün bu olanlar için çok küçük. Geçerdi mi? Dinerdi mi bir gün bu öfkesi?